Mehmet Yılmaz T24 Demokrasinin Karanlık Yılları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partideki yardımcısı Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun uyduruk bir suçlamayla mahkum edilip siyasi yasaklı hale getirilmesi üzerine şunu söyledi: "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz." doğru olmadığını kendisinin de pekala bildiği şeyleri gözümüzün içine bakarak nasıl söyleyebiliyor gerçekten merak ediyorum. AKP'nin siyasi yasaklarla ilgili tutumunu askeri darbe dönemleriyle kıyaslayabiliriz çünkü. Seçilmiş belediye başkanlarının aleyhlerinde verilmiş mahkeme kararı olmadan görevden alınmalarına çok partili siyasi yaşama geçtiğimizden beri hiç tanık olmamıştık mesela. Bu durumun siyasi hayatımızın olağan bir parçası olması AKP iktidarında yaşandı, yaşanıyor. Daha da ilginci, seçim kazanan belediye başkanlarının zorla istifa ettirilerek yerlerine halkın seçmediği kişilerin tayin edilmesine de bu iktidar döneminde tanık olduk. Siyasi parti faaliyetlerinin valiler ve kaymakamlar eliyle yasaklandığını da hatırlayalım broşür yayınladı diye, parti binasına pankart astı diye, siyasi parti üyelerinin gece yarıları evlerinden toplandığını da bu partinin iktidarında yaşadık. Parti binalarının polis tarafından basılması bu dönemin standart uygulamalarından birisi oldu. Bir partinin bütün genel idare kurulu parti toplantısından sonra bir bildiri yayınladı diye yargılanıyor. Çeliğin haberi yok mu? Nedense kimse üzerinde çok konuşmuyor ama bir siyasi parti kapanma davasının sonuna gelmek üzereyiz. Neredeyse bütün üyeleri tek tek Erdoğan'ın seçtiği Anayasa Mahkemesi bu kapatma kararını verirse aramızda şaşıracak olan var mı acaba? Selahattin Demirtaş'ın siyasi parti faaliyeti sırasında söyledikleri nedeniyle hapiste tutulduğunu da unutmayın çok beklenmedik bir gelişme olmazsa AKP bu seçimi kaybedip 20 yıllık iktidarına veda edecek. Tarihe bu yasakçı, otokratik zihniyetle geçecek. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Türk siyasi tarihini yazanlar bu dönemi demokrasinin kara yılları diye yazacaklar. Bu hesabı kim yaptı? Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temeli geçtiğimiz yıl Kasım ayında atılmıştı. Temel atılırken inşaatın 700 günde tamamlanarak hastanenin 2023'te hizmete alınacağı açıklanmıştı. Hastane için açılan ihaleyi 1 milyar 93 milyon 312 bin liraya Limak kazanmıştı. İnşaat Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini iktisatçı zannederek enflasyonu patlatması üzerine temel atılmasından 4 ay sonra durdu. Müteahhit sever AKP iktidarı %15'i tamamlanmamış kamu ihalelerine tasfiye olana tanıdığı için şirket artan maliyetleri gerekçe göstererek işi tasfiye etti. Bunun üzerine yeniden yapılan ihaleyi en düşük teklifi veren Gürbağ kazandı. Gürbağ bu işi 3 milyar 900 milyon liraya yapmayı taahhüt ediyor. Yeni hastane inşaatı bir yıl önce belirlenen fiyatın yaklaşık 4 katına tamamlanacak. TÜİK'in resmi enflasyonuna da en yakın gayri resmi enflasyonuna da uymayan bir artış bu. Enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle inşaat maliyetlerinin artması anlaşılır bir durum. İlk ihalede oluşan fiyatın normal olduğunu kabul etmemiz için sağlam bir gerekçemiz var. Limak, çok tecrübeli bir şirket. Hesabını kitabını yapmış ve bu fiyatı belirleyip ihaleyi almış. Enflasyon nedeniyle maliyetler arttıysa yeni ihalenin bu artışı da içeren ve makul bir de kar eklenerek belirlenecek bir fiyat ortaya çıkmalıydı. Ama yeni fiyat eskisinin neredeyse 4 katı. Ne döviz kuru 4 misli arttı ne de enflasyon bu oranda oldu. O halde yanlış nerede? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.